Selamlar herkese bu videomda delegate yapısını, delegate'leri kullanan farklı built-in unit'teki built-in yapılarını ve delegate'lerin nerelerde kullanabileceğini göstermeye çalıştım. Şöyle uzun uzun kodlar yazdık ve delegate'lerin yapısını aslında daha iyi anlamaya çalıştık. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru OnList hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Oniz hayatınızı düzenleyebileceğiniz iyi alışkanlıklar kazanabileceğiniz veya kötü alışkanlıklarınızı bırakabileceğiniz bir internet uygulaması aynı zamanda Google Play Store'da ve farklı store'larda da mevcut. Şu şekilde güzel bir web sitesi var gördüğünüz gibi ve bunu nasıl kullandığınızı göstermek istiyorum. Şu şekilde bastığım zaman internetten ku kullan Google Play'den veya Microsoft Store'dan kullan şeklinde yazılar çıkıyor. Ben genelde o internetten kullanmayı tercih ediyorum ve şu şekilde gördüğünüz gibi benim zaten hali kullanmış olduğum bazı ee, şeylere gösteriyor bana. Ben genellikle YouTube'uma post atarken bana hatırlatıcı olsun diye kullanıyorum. Fakat dediğim gibi hayatınızı düzenlemede gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü ben çok unutkan bir insan olduğum için genellikle YouTube'a video atmayı unutabiliyorum ve onun sayesinde bu alışkanlığımı bıraktım ve her hafta düzenli olarak video atmaya başladım. Hemen şuradaki artıya basarak nasıl yaptığımı göstereyim. Buraya postlu yazıyorum ve YouTube'u seçiyorum. Daha sonra bugün günlerden pazar olduğu için Sunday'yi seçiyorum. Ve burada duration'ım. Benim genelde videolarım 10 dakika sürdüğü için 10 diyeceğim. Time olarak da genelde saat 11'de video çekmek istiyorum. Ve bu hafta delegate videosu çek şeklinde bir yazı bırakacağım kendime. Ve burada ben create task dediğimde beni şu şekilde atacak ve bugün benim YouTube'a video çekmemi bana hatırlatacak. Mutlaka Google Play Store'dan indirmeyi unutmayın. Şimdi öncelikle delegate'lerin ne olduğunu anlamakla başlamamız gerekiyor. Delegate'ler aslında fonksiyon tutucular olarak geçer. Yani bu ne demek? Atıyorum bizim bir integer değerimiz var, bir float değerimiz var. Bunlar bir değer tutuyor. İşte integer'lar tam sayı değerlerini tutuyor, float'lar kesirli sayı değerlerini tutuyor, boolean'lar true mu false mu onu tutuyor. Bizim delegate'lerimiz de fonksiyonlarımızı tutuyor. Yani birden fazla fonksiyonu tek bir çatı altında toplayabildiğimiz bir yapı olarak düşünebiliriz bunu. Temel olarak mantığı bu şekilde. Şimdi kodlamada nasıl yapacağız onu gösterelim. Hemen Delegate Manager adında boş bir obje oluşturalım. Şimdi Delegate Manager'ımızda ilk önce Delegate'imizi nasıl tanımladığımızı göstermemiz gerekiyor. Delegate'imizi şu şekilde tanımlıyoruz. Public yani Accessory, Public, Private vesaire. Genelde Delegate'leri Public olarak tanımlıyoruz. Delegate yazıyoruz ve döndürmesi gereken değeri giriyoruz. Biz şimdilik en başta Void döndürmesini istiyoruz. Ve bunun ismine ben empty delegate diyeceğim. Ve şu şekilde tıpkı fonksiyon oluşturuyor gibi parantezimi açıp kapatıyorum. Daha sonra bu delegate'i bir de fonksiyonundan çağırmam lazım. Yani buradan ben bir private empty delegate oluşturayım. Ve bunun adına da empty delegate function diyeyim atıyorum. Ve daha sonra artık ben delegate'imi kullanmaya başlayabilirim. Bunu nasıl kullanacağım? Hemen bir tane start fonksiyonu yazalım. Zaten debuglarla çalışacağımız için start fonksiyonu bizim için yeterli olacaktır. Ve start'ın yanına şu şekilde bir tane boş bir fonksiyon yazalım ve delegate'imizi atamaya çalışacağız bunu. Bunun ismi de my first empty delegate function diyeceğim. Biraz uzun bir isim oldu ama. Ve bunun içine dümdüz bir debug log atacağım. Şu şekilde şunu kopyalayalım. Ve aynı şekilde ikinci bir fonksiyon daha oluşturacağım. Ve burada first değil de second diyeceğim. Şu şekilde iki tane boş fonksiyon oluşturdum. Sadece içinde birer tane debugları var ve bunları delegateimize atamaya çalışacağız ve aynı anda iki fonksiyonu bir delegate'den çağırmaya çalışacağız aslında. Bunu yapmak için start fonksiyonuma şöyle bir ifade yazıyorum. Empty delegate function yazıyorum. Ve eşittir koyuyorum. Daha sonra şuradaki my first empty delegate function'ımı alıyorum ve buraya atıyorum. Herhangi bir fonksiyon tanımlaması yapmadan sadece noktalı virgülümü koyuyorum. Ve daha sonra empty delegate function'ımı parantezlerimi açarak çağırıyorum. Bu şekilde benim ilk fonksiyonum çalışacak demektir. Hemen görelim. Oyunumu başlattığımda gördüğünüz gibi ilk fonksiyonum çalıştı benim. Çok güzel bir fonksiyonu atayabiliyoruz. ama ikinci fonksiyonunu at nasıl atıyoruz? Bu fonksiyonları tıpkı yan yana ekler gibi eklemek durumundayız. Yani benim şu anda delegate'imin içinde myFirstEmptyDelegateFunction isminde bir fonksiyonum zaten hazır olarak bulunuyor. Bunun yanında ben ikinci fonksiyonumu eklemek için artı eşittir yapısını kullanarak mySecondEmptyDelegateFunction'ımı oluşturuyorum. Ve bu sayede iki fonksiyonumu aynı anda kullanabiliyorum. Bu arada şurada da artı eşittir kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı olmaz. Ama sadece zaten ilk değerimiz olduğu için eşittir koysak da olur. Ama artı eşittir de koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk değer olduğu için bir farkı olmuyor artı eşittir veya eşittirin. Hatta böyle deneyelim. Artı eşittirimizi koyalım. Unity kendine gelsin hemen. Ve gördüğünüz gibi my first empty delegate function ve my second empty delegate functionımı bu şekilde hazır olarak çağırabiliyorum. Tabii ki fonksiyonun için, fonksiyonların içine bir sürü şey yazabilirsiniz. Bu sadece e, bir ders olduğu için debug'larla çalışmayı tercih ettim ben. E peki sadece delegate'ler void mi döndürüyor? Hayır, delegate'ler istediğiniz her türlü değeri döndürebilir. Atıyorum biz burada başka bir tane delegate yazalım. public delegate bool diyelim buna. Bir tane boolean döndürsün. Ve bunun ismine de bool delegate diyelim. Hatta içine bir de parametre alsın. Bizim şu anda fonksiyonlarımız hep parametresizdi ve empty delegate'imiz de parametresizdi. İçine bir tane float f değeri alsın diyelim. Daha sonra gelelim yine önceki gibi private bool delegate diyelim. Ve buraya bool delegate function olarak çağıralım. E o zaman bunun için bir tane de fonksiyon yazalım gelin beraber. Private bu sefer void kullanamam çünkü delegate'imle fonksiyonumun değerlerinin uyuşması lazım. Yani ben burada boolean kullanmak zorundayım. Boolean diyorum. Bunun ismine my bool delegate function diyelim ve burada girdiğim parametre değerini ben burada da girmek zorundayım. Fonksiyonuma ait olarak. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Delegate'imizin içinde tanımladığımız float değerinin ismiyle bizim fonksiyonumuzun içindeki float değerinin ismi aynı olmak zorunda değil. Yani buraya ben float fl yazsam da olur. Hatta öyle yazalım. Şimdi buraya diyeceğim ki bana bu boolean ne? eğer F ile küçüktür 5.3'si atıyorum Float'larda f kullanıyorduk o yüzden f yazıyorum Ve gelin buradaki float'umuzu çağırmaya çalışalım e Bunu nasıl yapacağız bir önceki gibi bool delegate function dedim Eşittir dedim veya artı eşittir dedim İlk değerim olduğu için hiç fark etmiyor my bool delegate function dedim Şu şekilde gayet güzel bir şekilde çağırmış oldum Fakat asıl olay burada başlıyor bool delegate function diyorum ve bunun içine bir tane parametre girmek zorundayım. Çünkü ben burada bir tane float döndürmek istiyorum. Buraya atıyorum Burada 5.3'ten küçükse çağır demiştik o yüzden 3.5 girelim. Şu şekilde e Fakat bu şekilde çağırırsam benim konsolumda görmeyecek bunu o yüzden Bir tane debug log atıyorum buraya Şu şekilde Buldelegate function'ımı Çağırmış oldum Hemen kaydedip deneyelim Oyunumu başlattım Ve bana true değeri döndürdü Yani benim bu fonksiyonum 3.5.3'ten küçük bir değer olursa döndürecekti true'yu ve 3.5, 5.3'ten küçük bir değer olduğu için true'umu döndürdü. Tabi bunu 5.3'ten büyük döndürürsek false döndürecek. Burası çok önemli değil. Fakat delegate'lerin temel olarak yapısı bu şekilde. E peki delegate'leri çağırmanın tek yolu böyle mi? Yani sürekli her fonksiyonumuzu yaptığımızda artı eşittir artı eşittir mi koymak zorundayız? Aslında hayır değiliz. Bunları çağırmanın daha güzel, daha e, göze güzel gelen yolları da var. Bunlardan birisi anonymous metotlar, diğer de lambda expressionlar. Lambda expression'ı muhtemelen duymuşsunuzdur. Çok fazla kullanılan bir şey. Zaten ben de genelde delegate çağırmak istersem lambda expression'da kullanmaya çalışıyorum. Peki nasıl lambda expression'da kullanacağız? Onu görelim. Şimdi şunu siliyorum şuradan. Ve empty delegate function'ımı lambda ile çağırmak istiyorum. Buraya bir tane düzgün bir eşittir koydum. Daha sonra buraya bir tane parantez açıp kapıyorum. Ve daha sonra eşittir büyüktür harfini yan yana koyuyorum. Ve daha sonra buraya bir tane köşeli parantez açıyorum. Sonunda bir de noktada virgül ekleyeceğiz tabii ki. Buraya ben my first empty delegate function'ımı koymak istiyorum. Tabii fonksiyonun parametrelerini de şu şekilde girmemiz lazım. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir yapım oluştu. Tabii bu köşeli parantezleri koymak zorunda değilsiniz. Eğer tek bir satırlık kodunuz varsa ama ben genelde koymaya dikkat ediyorum. Size de öneririm koymaya dikkat etmeniz. Çünkü daha güzel göze güzel gözüküyorlar ve şu şekilde hatta. Daha da güzel bir yapıya çevirebiliyoruz. Hatta bunu şimdilik my first empty delegate function'ı değil. Yanında da bir de debug.log atıp lambda expression diyelim. Daha iyi görmek için. Aynı şekilde lambda expression'la benzer bir şekilde anonymous method dediğimiz bir şey var. Bunları çok fazla e, görmezsiniz kullanırken ama ben yine de göstermiş olayım. Yine aynı şekilde buradaki değerimi sildim. Eşittir koydum. Bu sefer şuradaki parantezlerim yerine ben delegate yazıyorum. Ve sonra parantez açıp kapatıyorum. Ve tıpkı yukarıdaki gibi bir köşeli parantez açıp kapatıyorum. Ve bunun artık altına my second empty delegate function'ımı girdim. Ve de son olarak debug log attım. Anonymous method ismini girdim. Ve bu şekilde çok rahat bir şekilde biz delegate'lerimizi kullanabiliyoruz. Hatta şuradaki boolean'ımızı bir yorum satırını alalım. Nasıl çalıştığını da bir görelim. Çalışıp çalışmadığını. Oyunumu durdurup tekrardan başlatıyorum. Ve gördüğünüz gibi my second function ve anonymous metodum çalıştı. Fakat ilki çalışmadı. İlkinin neden çalışmadığını inceleyelim. İlkinin çalışmama sebebi aslında çok basit bir şey. Ben burada gördüğünüz gibi ikisine de eşittir koydum. Fakat ben bu sefer şöyle bir şey yapmış oldum. Benim delegate'im. Lambda'yı eşitledim. Daha sonra benim delegate'im second olan anonymous metodu eşitledim. Yani burada artı eşittir koymayı unuttum aslında. Artı eşittir koyduğum zaman tüm sorunlarım çözülecek. Yani aslında burada bunu böyle bir hata yapmamız güzel oldu. Çünkü burada artı eşittir koymadığımızda son atadığımız metodu çağırdığımızı görmüş olduk. Yani yanına değil de onun yerine eklemiş olduk. O yüzden artı eşittir kullanmak çok çok önemli. Ve şu anda gördüğünüz gibi artı eşittir koyduğum anda her şey düzeldi. Çok güzel. Delegate'lerin temel olarak yapısını anladık. Fakat delegate'leri çağırmak, delegate'leri kullanmak birazcık meşakkatli ve zor bir iş. Yani çok fazla kod yazmamız gerekiyor. İki tane fonksiyonu çağırmak için bir sürü kod yazmamız gerekiyor. Bunun yerine hani daha iyi bir yöntemi var mı derseniz var tabii ki. Hazır delegate'ler olan yani built-in, Unity'nin built-in hazırlamış olduğu action ve func'lar var. Size birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle gelelim bir tane action oluşturmaya çalışalım. Bizim action'ımız şu şekilde işliyor. Private diyorum. Dümdüz bir şekilde action diyorum. Ve empty action diyeceğim buna. Ve bana kızdı gördüğünüz gibi. Çünkü using system kütüphanesini kullanıyorlar. Onu hemen ekleyelim. Bu arada action'larda, funk'larda system kütüphanesini kullanıyor. Buraya bir empty action adında bir action göndermiş oldum ben aslında. E peki ben bunu nasıl çağıracağım? Şu şekilde kendimize birazcık boşluk bırakalım. Ve burada empty action diyorum ve eşittir koyuyorum. Daha sonra şu şekilde bir parantez açıp kapatıyorum. Tıpkı lambda gibi. Yani tabii ki ben şu anda lambda ile kullanmayı tercih ediyorum. Siz normal delegate gibi de kullanabilirsiniz ama ben lambda'ya daha çok alıştığım için bunu tercih ediyorum. Ve bunun içine gelelim. Debug log diyelim. empty action works diyelim. Hatta şunları da yorum satırını alalım. Ve Empty actionım. Çalıştırmadan önce bir tane daha action yazmak istiyorum ben. Yine private action dedim. Ve buna bu sefer generic olarak bir şeyler girmek istiyorum. Yani bu ne demek? Ben bir şeyler döndürmek istiyorum. İç, iç, i̇çine çok pardon özür dilerim. İçine birkaç tane parametre atmak istiyorum. Onu da şu şekilde generic yapısıyla atmam lazım. Atıyorum buraya bir float, bir de integer değeri girmek istedim ve bunu tıpkı bizim şu şekildeki parametrelerimiz fonksiyon parametrelerimiz gibi düşünebilirsiniz aslında. Ben bir float ve integer değeri girdim ve float int action dedim bunun da ismini. Ve şurada geldim. float int action şeklinde çağırdım. Şöyle bir parantezlerimi açtım. float f dedim. int i dedim ve eşittir büyük türümü koydum. Parantezlerimi açtım, kapattım. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi aslında ben int action, float int action'ımı çağırmış oldum. Buraya da debug log atalım bir tane. Diyelim ki float int action works dedim. Ve daha sonra hemen empty action'ımı şu şekilde delegate'lerde tanımladığımız gibi tanımladım. Zaten action'lar ve funk'lar dediğim gibi bir delegate yapısı aslında. Ve float int action'ımı da şu şekilde 3.5 girelim. Bana da 3 girelim. Rastgele değerlerini verdim. Şimdi gelin hemen deneyelim isterseniz. Daha önceden denemiştim. Melo gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde benim açımdan çalışmış oldu. Fakat action'ların şöyle bir sıkıntısı var. Action'lar sadece void döndürebiliyor. Yani ben eğer void dışında bir şey döndürmek istiyorsam action'ları kullanamam demek oluyor bu. E peki void dışında bir şey döndürmek istiyorsam hatta şöyle not düşelim. Void döndürür diyelim. Void dışında bir şeyler çağırmak istiyorsam ve atıyorum ben main döndürmek istiyorum. Ben bir boolean döndürmek istiyorum. E bu zamanda biz e, funk yapısını kullanacağız. Şu şekilde o da sadece private funk dedim. Ve buraya şimdilik integer değeri girelim bir tane. Yine böyle jenerik olarak atanıyorlar bu arada. Integer değerini ben şu anda parametre olarak funk'ımı vermiş oldum. Ve int funk dediğimde ve şu şekilde yine buraları da yorum satırını alalım. Çok fazla yorum satırımız oldu farkındayım ama. Hatta şurayı kullanalım. int funk'ımı şu şekilde çağırabiliyorum ben aslında. Eşittir diyorum. Parantezimi açıyorum. Yine eşittir büyüktür koyuyorum. Ve bir tane integer değeri girmek istiyorum. 5 girdim. Bu şekilde benim int funk'ımı kullanabilmiş oldum. E peki hani action'lar void döndürüyordu. Bunlar başka bir şey döndürüyor yani. Void dışında bir şeyler de döndürebiliyorlar. Ama sen yine void döndürdün derseniz. Function'lar tabii ki void de döndürebiliyor. Funk'lar. Ama farklı şeyler de döndürebiliyorlar. Ve farklı şeyler döndürmek için yapılır şu şekilde. Yine private bir funk tanımlıyorum. Generiğimi açıp kapatıyorum. Ve ben bu sefer bir tane boolean döndürmek istiyorum. İçinde de bir tane türüm float değerinde parametresi olsun. O zaman parametre olmasını istediğim şeyi ilk önce giriyorum. Yani float değerimi virgül koyuyorum. Döndürmek istediği değerimi ikinci olarak giriyorum. Birden fazla parametreniz olsun istiyorsanız da şu şekilde döndürmeniz gereken şey sona gelecek şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Buraya da ben bool funk diyeceğim ve şuraya hemen geleceğim, bool funkımı atamaya başlayacağım. E peki bool funktımı nasıl atıyorum? Dediğim gibi şurayı tekrar etmek istiyorum bu arada. Ben boolean döndürüyorum şu anda ve bir tane içine float değerinde bir parametre alıyorum. Benim tamamen olayım bu aslında. Buraya geldim yine aynı şekilde bir parantezimi açtım, float f dedim içine daha sonra eşittir büyüktür koydum. Şu şekilde bu sefer de burada parantezleri kullanmamıştık. Burada kullanalım. İçine girdim gördüğünüz gibi. Ve boolean döndürdüğüm için return dedim. F küçüktür. 5.6 dedim hadi. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi benim bool function çalışmış oldu. Yani genel olarak delegate'lerin yapısı bu şekilde. Yani ben action'larım, funk'larım benim bir delegate altyapım aslında. Tabii ki delegatelerinizi kendiniz de istediğiniz gibi şu şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Fakat delegate'leri tanımlamak uzun ve yorucu bir iş aslında. O yüzden actionlar ve funkları kullanmaya önem göstermenizi öneririm. Dediğim gibi action, actionlar void döndürüyor, funklar void de döndürebiliyor, başka bir şey de döndürebiliyor. Ama actionların kullanım yapısı daha kolay geliyor. O yüzden genelde hani void dışında bir şeyler döndürmek istemeyenler action kullanımını tercih ediyorlar. Ve benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.